ticaret yürüyüşümüzün 20. Sabahleyin Yahya Kaptan'ın mezarını ziyaret ettim. Yahya Kaptan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün nutkunda uzun uzun söz ettiği bir kahramanımız, bir milli kahramanımız. Fatiha'mızı okuduk, duamızı ettik. Allah rahmet eylesin. Bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden, hayatını veren herkese şükran borçluyuz. Onları rahmetle anmak, onları her zaman, her ortamda, her yerde anmak bizim temel görevlerimizden birisidir. Bu arada bizi üzen bir başka olay daha var değerli basın mensupları. Tel Afer'de IŞİD'in saldırısı sonucu 200 Türkmen'in katledilmesi, ki bunlar hapisteydi. 200 Türkmen'in kadın, yaşlı, çocuk demeden herkesi katletmeleri gerçekten hepimizi üzüyor. Ama bir başka sevindirici olay daha var. Bizim gençlik kollarımız şu anda Türkmenlere, Irak'taki Türkmenlere yardım tırları götürüyorlar. Şu anda Tel Afer bölgesindeler. Ve dolayısıyla biz yardımlarımızı bu yürüyüşü yaparken, adalet yürüyüşünü yaparken yine yurt dışındaki Türkmenleri düşünerek onlara da her türlü yardımı yapmayı sürdürüyoruz. Değerli arkadaşlarım, biz Türkiye'nin en barışçıl eylemini yapıyoruz. En barışçıl. 450 kilometreyi kimsenin burnu kanamadan, kimseye kötü söz söylemeden, herkesi kucaklayarak, bizim gibi düşünmeyen insanları alkışlayarak yolumuza devam ediyoruz. Provokasyonlar yapılmak isteniyor, onları alkışlıyoruz. En barışçıl eylemimiz bazı çevrelerde ciddi kaygılar, endişeler yaratıyor. Hiç kimse şunu unutmasın. Biz bu yürüyüşü adalet adı altında yapıyoruz. Toplumun 80 milyonu için yapıyoruz biz bu yürüyüşü. Adalet ihtiyacı hepimizin ortak ihtiyacıdır. İnsanlığın ortak değeridir adalet. Yine bazı çevreler, efendim yürüyorsunuz ama işte biz izin veriyoruz. Ne demek izin veriyoruz? Bu bizim anayasal hakkımız. İnsan olarak hakkımız. Adalet istemek ne zamandan beri birilerinin iznine, birilerinin lütfuna bağlı oldu. Bunu anlamakta gerçekten zorluk çekiyorum. Pazar gününe yaklaşıyoruz. İnşallah hiç kimsenin burnu kanamadan hep birlikte Maltepe'de olacağız. Türkiye'ye ve dünyaya sesleneceğiz. Türkiye'ye ve dünyaya. Bu yürüyüşün için yaptık. Hangi gerekçelerle yaptık? Ne istiyoruz biz? Bunu anlatacağız. Hepinize en içten sevgiler, saygılar, değerli basın mensupları. Sağ olun.